Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün çok önceden beri aslında çekmemiz gereken bir konuyu çekeceğiz. Nedir? Kaliforniya bölgesi biz açıklayacağız ama masraflar. Amerika'da masraflar. Yani yaşam masrafları tabii Kaliforniya'da. Ben elimden geldiğince de bilgisayarımı da önüme aldım. Ufak karşılaştırmalarla, burada da bizim gördüğümüz masraflarla genel olarak Amerika'daki masraflar nelerdir? Onları ele alacağız. En önemli başlıktan başlayalım. Evet, maalesef. İlk taşındığınızda ilk yapacağınız şey, başınızı sokacak bir eve ihtiyacınız var, yuvaya ihtiyacınız var. Tabii ki, evet. Tabii iki seçenek olabilir. Bir kiralayabilirsiniz, bir satın alabilirsiniz. Satın alma paranız olsa bile aslında çok mantıklı şöyle değil. Çünkü sonuçta yeni bir ülkeye geliyorsunuz. Bütün her şey yeni. Nasıl bir süre sonra nerede yaşıyorsanız, oranın emlak rayiçlerini, bedellerini az çok anlar hissederseniz, buraya da geldiğinizde bunu yaşamanız ve hissetmeniz gerekiyor. İlk başta size uygun gelen, fiyatı uygun gelen bir ev belki de aslında hiç doğru bir ev olmayabilir. Bu anlamda... Yani yer açısından da öyle. Sonuçta buraya taşınıyorsunuz. Nereyi seveceğinizi bilmiyorsunuz. Belki başka bir eyalete, başka bir şehre geçeceksiniz. O yüzden tabii ki ilk etapta ev almak çok mantıklı değildir. Yani %90 gelen ev kiralar diye düşünüyorum, değil mi? Kesinlikle. Yani kiralamak biz açıkçası her anlamda onu daha doğru buluyoruz. Çünkü geldiğinizde semti sevmeyebilirsiniz Esra'nın dediği gibi. Evet. İlk başta güzel gözükebilir ama daha sonra bir takım negatif yanlarını görebilirsiniz. Aynen. Gelir gelmez ev alalım, hani hiç kira ödemeyelim, kiralar yüksek. Ev aldıktan sonra hani kendi evimizde oturalım, gelir gelmez demek bizim mantığımıza göre. Tabii bu bizim kendi düşüncemiz ama. Evet, yani zaten burada ev alma olayı genellikle hep düşük faizle mortgage şeklinde olduğu için ilk etapta geldiklerinde zaten insanların da böyle bir kredi geçmişi olmayacağı için mortgage olayı da çok zor. Tabii ki birikmiş para olabilir ama orada da işte nerede yaşamak istediğiniz, neye karar vereceğiniz konusu devreye giriyor. Neyse, çok uzatmayalım. Sonuç olarak biraz kiralardan genel olarak bahsedelim. Evet, kiralar önemli. Genel olarak buradaki kiralar, yani Los Angeles merkezden ele alırsak mesela, bir insan daha çok İlk geldiğinde ne yapar? Çok da riske girmemek için 2 artı 1, 1 artı 1 öyle evlere geçebilir, değil mi? Yani çok zengin değilseniz tabii yani. Yani tabii 3 artı 1'e direkt de geçebilirsiniz deniz kenarında ama hani ilk öyle olarak... Öyle geçen dındıklarda oluyor yani. Oluyor, olmuyor değil. Aynen. Mesela merkezde 2 artı 1 bir eve geçtiğimizi düşünelim. Evet. Los Angeles'tayız. Ne kadar öderiz ortalama? 2 artı 1 ev olduğunu düşünürsek. 1 artı 1'den başlayalım bence. 1 artı 1 bir eve. 1.800 civarında falan olsa gerek, değil mi? 1.800, 2.000 yerine göre tabii değişir. Tabii ki. Çok yani merkezde ise, evet. Merkezde işte, site gibi bir yerse. Apartman dairesi bu bahsettiğimiz 1 artı 1 tabii, bu arada. Tabii, ev gibi değil, aynen. Müstakil 2000 ev değil. Dolar civarı merkezden başlıyor. 2000 doların içinde genellikle su faturası oluyor mu? Oluyor sanırım. Yani yerine göre değişkenlik gösteriyor. Bazı yerlerde su faturası içine dahil olmuş oluyor. Bazılarında olmuyor. Evet. Bu gideceğiniz yere göre çok değişkenlik gösteriyor. Evet. Onu sormakta fayda var. İlk önce araştırma yaptığınızda Zillow.com'dan yapabilirsiniz. Trulia.com'dan yapabilirsiniz. Bu iki siteden de araştırabilirsiniz ki burada bir sürü detay veriyor size. Evet, baktığınızda göreceksiniz zaten. O detayları da oradan ulaşacaksınız. Ama bazılarına dahil, bazılarına değil. Evet, yani şöyle 2000 lira civarı başlıyor. Tabii şehirden uzaklaştıkça düşüyor. Biz mesela bir saat uzaklıktayız Los Angeles'a. İşte buradaki 1 artı 1'lerin kiraları böyle 1400, 1600 gibi arası. Ya nasıl İstanbul'da örneğin yerine göre çok değişiyorsa burada da değişiyor ama genel olarak merkezde bir ev tuttuğunuz zaman 2000 doları 1 artı 1 için gözden çıkartmak gerekiyor. Veya mesela New York'ta tutsa diyelim ki insanlar, yine mi aynı? Aynı civarlar. Yani tabii New York'un aynı. Da çok değişken değişken yerleri var ama var. Yine de böyle bir 1 artı 1 için en azından bir 2000 doları gözden çıkartmak lazım. Ama ben mesela örnek görüyorum, işte aynı mesela Cihangir nasıl sonradan İstanbul'da daha hip bir nokta oldu ve daha çok talep gördü. Aynı evet. O şekilde Brooklyn mesela ben işte gittiğimde ilk New York'ta 2000-2001 yıllarında yaşarken benim Brooklyn'de yaşadığım yer 1400 dolar civarında ödüyordum. Çok güzel bir ev, çok geniş bir evdi. Şimdi kim bilir ne kadar şu anda ama. Onun sorduğum kadarıyla arkadaşlarıma çok gerçekten en az 1000 dolar 2000 dolar bilmiyorum yani arttı. Arttığını söylüyorlar. Ya, çok ciddi artışlar sağlamış. Çünkü neden Brooklyn sonradan gerçekten çok hip bir nokta havalı olmuş. Bir yere çok havalı bir yere dönüşmüş. Evet. O yüzden hani bu şimdi çok biz genel olarak söylüyoruz. Genel, eminim tabii.
Arkadaşlar yani siz de biliyorsunuz arkadaşlar, yorumlarda lütfen burada yaşayan arkadaşlar, Amerika'da yaşayan arkadaşlar lütfen belirtin, kendi yaşadıkları bölgeleri de belirtsinler, yazsınlar. Çünkü biz de öğrenmiş oluyoruz. Hep beraber görmüş oluruz. En azından böyle bir paylaşım platformu olmuş olsun bu videoda. Yani ama kesinlikle New York'un fiyatları da aslında Los Angeles'a yakın hemen fiyatlar. Hemen yakın. New York'ta ucuz bir yer değil. Evet, mesela şey, Türklerin çok tercih ettiği Texas var. Çok fazla orada insan, Türkler gitmeyi tercih ediyor. Çok Türk nüfusu olduğu için. Orada örneğin ben şu anda bakıyorum. Texas çok büyük bir eyalet. Houston civarında. Genel olarak buradan mesela baktığıma göre diyor ki overall'da, yani genel olarak Texas Los Angeles'a göre %33 ucuz. Özellikle ev konusunda ayırmış onu mesela burada. %56 daha ucuz olduğunu söylüyor. Yani burada 2000'ine aldığınız diyeyim, yani 2000'e kiraladığınız bir evi orada herhalde sanıyorum 1200'lere falan kiralanabilir. Evet. Biraz şehirden uzaklaştığınızda böyle işte 900'lere, 1000'lere kiralanabilir. Orada tabii ki biraz daha uygun bir fiyat. Yani orası çok güzel bir yer aslında. Ama tabii Los Angeles, New York dediğin böyle iki büyük merkezmiş gibi düşünüldüğü için buralar daha pahalı oluyor. Evet. San Francisco daha da pahalı mesela. Tabii daha pahalı yeri de var. Kaliforniya'nın en pahalı, hatta Amerika'nın en pahalı yeri San Francisco. Yani kent olarak mesela işte Palo Alto civarı falan, o çevreler falan oldukça pahalı. Evet. Şehir merkezi de o Marina bölgesi falan evet, birçok pahalı bölgeleri var. Evet. Los Angeles en azından şöyle bir, gerçi San Francisco'da var o alternatif. Yani şehirden uzaklaşıp denizden biraz uzaklaşınca, mesela biz şu anda yaptığımız seçim buydu birazcık. Biz burada Los Angeles seçerken Los Angeles'ın tabii ki şehir merkezinde olmamasının birinci sebebi İstanbul'dan gelip şehir merkezine taşınmak istemememiz. Tabii ki yeşile daha yakın olmak istemek. Yani şehir merkezinde de yeşil alanlar çok var ama koronadaki kadar değil kesinlikle. Koronada mesela burada dağlara ulaşımınız çok kolay. Çevrede yeşil alanların genişliği daha fazla. O yüzden bunun gibi bir seçim yaptığınızda San Francisco'da da New York'ta da daha ucuz fiyatlara ulaşabilirsiniz. Şeye çok dikkat etmek lazım. İlk olarak gelenler kiranın içinde işte neler dahil, onları önemsemek lazım. Mesela su faturası bizde çok ucuzdur, uygundur Türkiye'de değil mi? Mesela ne kadar gelir? Evet. 20 lira 30 lira gelir. Ama işte burada bizim su faturamızı gösterelim mesela. Size şöyle arkadaşlar bakın. Şuradan görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Evet. Görünüyor mu? Ne kadar? Bu faturamız. Tam gözükmedi zannediyorum. Oradan biraz odaklama sorunu var şeyin. Evet. Mesela 21.15 su. Suyu alıyorsunuz. Aldığınız suya para ödüyorsunuz. Bir de attığınız atık suya da para ödüyorsunuz. Yani bir de kat kat. Ve inanamayacaksınız şu an. Gerçekten çok komik gelecek belki size. Trajikomik diyeyim. 61.59 sadece atık suya ödediğimiz para. 61.59 dolar aylık olarak. Evet. 21.15 aylık olarak aldığımız suyu ödüyoruz. Attığımız suya 61.59 ödüyoruz. Sabit olarak her ay çöp gideri ödüyoruz, 25 dolar. Bir de ayrıca 3.75'te suyun artık bilmiyorum işleme değeri mi, saçma bir anlamsız bir 3.75 var. Bir de servis ücreti var. O da 2.75. Toplam bu ay bizim ödediğimiz 114.24 dolar evet. Bir şey var. Yani kiraya bakarken, konuşurken ev sahibiyle veya mutlaka size yönetimiyle buna dikkat etmek gerekiyor. Böyle 100 küsür dolarlar. 100 dolardan az geldiği pek olmuyor açıkçası. O yüzden su faturası bu şekilde oluyor. Elektrik faturası ne kadar? Onu sen daha iyi biliyorsun. Elektrik faturası bazı şeylere uyduğunuzda uygunlaştırabiliyorsunuz ama 44 dolar civarında bir fatura ödüyor. Yani evet, 40-50 dolar civarında da faturamız var. Bir de ben en önemli masrafları şu an aklımda düşünüyorum. Örneğin internet tabii ki olmazsa olmaz. İnternet evet. Evet, internet şart. Biz olabildiğince telefon içinde, internet içinde olabildiğince uygun paketleri seçtik. Ne kadar ödüyoruz şu anda? Biz şu anda Spectrum diye bir internet sağlayıcı kullanıyoruz. Buranın büyük ağlarından bir tanesi. Evet. Farklı tabii ki internet sağlayıcılar bulunmakta. 44 dolar ödüyoruz aylık olarak. 100 megabit hızı var ve hız konusunda da bir sınır, yani sınır olmadığı gibi, yani bir adil kullanım kotası olmadığı gibi hız konusunda da bir sorun yaşamıyoruz. Çok başarılı gerçekten. Evet, bütün Türk kanalları, YouTube vesaire ne izliyorsak her şey açık şeyi, yani hiçbir şekilde takılma olmadan kesinlikle internetten izliyoruz. Evet. Kesinlikle. Bir diğer önemli konu telefon faturası. Yani artık burada tabii
Türkiye'de de olduğu gibi ev telefonu mevzusu pek yok, cep telefonu. Cep telefonuna ne kadar ödüyoruz? Biz de cep telefonu için çok uygun bir... Prepaid aldık, yani ön ödemeli. Ön ödemeli yani aldık. Kontürlü diyebiliriz aslında. Kontürlü gibi ama kontür bitme gibi olmuyor. Genellikle interneti evet. Bazen az geliyor ama ne yani kadar... Aylık bazda, yani kontür değil aylık bazda bir konsept yaptık. Evet. Aylık aylık alıyoruz. Aylık aylık mesela diyelim ki önceden 3 ayınızı 6 aydınızı ödediğinizi düşünün. Evet. 6 ay boyunca sınırsız olarak bir paket aldığınızı ve onu kullandığınızı düşünün. Sınırsız olarak ay almış oluyoruz. Evet. Sınırsız internet. Yani sınırsız değil aslında. Sınır, 8 GB benimki galiba. Sınırsız fakat ha. 8 GB'dan sonra düşüyor. Yani evet. 8 GB'ı bitirdikten sonra belli bir hıza düşüyor. O hızla devam ediyor. Yani bu şey tabii 3 aylık, 6 aylık, yıllık veya kaç GB aldığınıza göre değişen fiyatlarda. Bizim böyle aylık kişi başı 30 dolar mı? 20-30 dolar arası mı sanki? Bizim kişi başı evet. Yani 30 dolarlar civarında evet. Şu anki ödediğimiz para. Evet ama biz bunu bayağı araştırarak bulduk. Buradaki en büyük atıyorum Turkcell gibi, Vodafone gibi en büyük şeylerden normal ben bir hat alayım gideyim derseniz aylık böyle 60-70 dolarla ödeniyor değil mi? Tabii. Evet. Tabii. Aldığınız tabii internet kullanım durumuna her göre her şeyde bağlı ama yani en az 50-60 dolar diye düşünüyorum. Araba fiyatları zaten genel bayağı bir şey bir konu. Uygun. Araba çok genel bir konu da. Ayrıca çok kısa geçiş ya. İstersen. Yani örneğin ne kadara nasıl bir araba alınabiliyor? Mesela en çok kullanılan arabalardan pay biçelim. Açıkçası evet arabayı çok uygun alabiliyorsunuz. Yani burada 500 dolara da araba var. Hakikaten ne var? Fakat ben şöyle düşünüyorum. Şimdi 500 dolara aldığınız araç sizi ne kadar idare edecek ve ne tür masraflar çıkartacak? Bunu düşünmek lazım. O anlamda en ucuz her zaman en mantıklı olan seçim değildir diye düşünüyorum. Bu tabii bizim kendi düşüncemiz. Evet. O anlamda biraz para ayırıp 10 bin doların üzerinde bir araç alıp 10 bin doları üzerinde derken yani 50 bin dolar demiyorum tabii ki. Yani 10 binde 20 tamam, bin aralığında 10, 20 bir şey alıp en azından hani belki 10 bin, 11 bin olur vesaire. Yani hani 10 bin doların üzerindeki bir araba tabii ki günümüze daha yakın yıllara ait bir araba olacaktır. Daha az kullanılmış bir araba, daha az masraf çıkartacağını düşündüğüm bir araba olacaktır. O anlamda optimal düzeyde bir seçim yapmakta fayda var. Arabayla ilgili diyeceğim bu ama daha çok şey var tabii ki benzin. Arabayla ilgili söyleyeceğim. Benzin ama arabanın alımıyla ilgili yok arabanın alımıyla ilgili arabayla ilgili kısmı belki değil mutlaka başka bir zamanda daha detaylı çekeriz. Tabii onu anlatırız. Yani. O zaman şöyle genel olarak giderlerden örneğin sigorta ortalama ne kadara geliyor? Burada ne kadara geliyor mesela? Sigorta şöyle sizin buradaki yaşadığınız geçmişe göre geçmişteki kaydınızın olmamasına göre bir sigorta size bir değerleme yapıyor. İşe göre bile hatta doktorsanız hatta daha uyguna getirebiliyor falan gibi böyle bir takım şeyler var. Hatta Esra'nı zannediyorum diş doktoru olmasını söyledik. Onun etkisiyle belki bilmiyorum bir şeyler olmuş olabilir. Hatta Muhammed'le birlikte almıştık şeyi, sigortayı. Ha, evet, doğru. O sırada onu da belirtmiştik yani. Belki onun etkisi de olmuş olabilir ama sonuçta yani yaptığınız iş koluna göre bile değerleme değişebiliyor. Evet. Ve ona göre bir fiyat veriyorlar. Çok uzatmayayım. Yani bizim ödediğimiz 121 dolar. Şu anda 119'a falan düştü sanıyorum. Yani bir ufak çapta aylık bir düşüş mi? Var. Çünkü siz herhangi bir sorun yaşatmadıkça sigorta firması da sizi bir nevi ödüllendiriyor. Görüyor. Çok daha ucuza geldiğini duyuyoruz bazı yerlerde. Şimdi şöyle, bu da bir alternatif. Mesela siz arabanızı sürekli kullanmıyorsunuzdur veya birkaç tane arabanız vardır. Bir tanesine daha aktif bir sigorta yaparsınız. Diğerlerine daha esnek bir sigorta yapabilirsiniz. Neden? Çünkü kullanmadığınız arabayı kullandığınız mil kadar yaptırdığın sigorta seçeneği de mevcut. Bir temel fiyatı var. O temel fiyatın üzerine şu anda 20 dolar diyelim ki yani temel fiyatı. 20 dolar aylık olarak kesin ödüyorsunuz. Üzerine kilometre başına bir ödeme yapabildiğiniz bir sigorta sistemi. Bu daha mantıklıya gelebilir. Hatta biz de aslında bunu düşünüyoruz. Çünkü çok da yoğun kullanmıyoruz aracı. Evet. Yaptığımız yani mile göre bir hesaplama yapıp. Yani bunu tekrar düşüneceğiz. Burada sigorta son derece önemli olduğu için evet. Her şeyde sigorta var. Hatta ev kiraladığınızda kiraladığınız evin dahi sigortası var. O çok küçük bir miktar. Onu bahsetmeye bile değmeyebilir ama. Hayır küçük bir miktar o ayrı bir konu. Ev sigortası da yani kiraladığınızda da ev sigortası istiyor site sizden. Bunu istemeyenler de olabilir. Ev yani kişisel bir bireyden almışsınız, satın almış diyorum, kiralamışsınızdır evinizi. Şimdi belki sitede. İstemeyebilir ama siteler bu konularda daha hassas, İstiyorlar. Daha dikkat ediyorlar. Benzin ucuz ama maalesef Kaliforniya'da o kadar da ucuz değil. Değil. Örnek veriyorum, neydi en son galonu? Hatta bu aralar zamlandı şu maalesef. Şu an 3.60'a aldık dün.
Evet, 3.60'a kadar onu aldık. Bu arada New York'ta belki bu civarlardadır ama Texas'ın çok daha uygun olduğunu, böyle 2'lerde falan olduğunu duyduk. Şu an tabii nedir bilmiyorum ama. Texas'ta görüştüğümüz gene başka bir arkadaş da şey gönderiyor, fiyatları falan. Oradan görüyoruz yani 1.80'ler falan çok rahat görülüyor yani. Evet, orada çok daha uygun. Burada yine de benzin sarfiyatına biraz dikkat etmek, hatta arabayı da belki ona göre seçmek de gerekebilir. Şöyle ki ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Aşağı yukarı değişiyor tabii bu fiyatlar ama tur yaptığımda da fark ettiğim bir şey. Başlıyorsunuz fiyatlara en dip noktalardan. Çok uzun bir süre böyle yavaş yavaş yükseliyor. Texas'ta gene böyle bir düşüyor falan. Sonra gitgide inanılmaz hızla Kaliforniya'ya doğru böyle yükselen bir yeşilden var. Böyle kırmızıya doğru giden doğudan batıya bir skala var. Öyle bir pattern var. Evet. Maalesef. Yani burada dün hatta biz dün değil evvelsi gün Malibu'ya gittiğimizde kaç 4.74 mü gördük? Oralar 4'e kadar çıkmıştı. Ama 4.74 gördüm hatta. Bu aralar zaten biz ilk geldiğimizde galonu 3'lerdeydi. İşte dediği gibi Alper'in dün 3.60'tan aldık ki bayağı bir zamlanmış vaziyette gözüküyor. Yani bizimki de ortalama işte o Türkiye'deki Ford Kuga'dan bizim aracımız. Bizim böyle 100 doları geçmiyordur ki bazen şehir merkezine gidiyoruz, geliyoruz, uzak yollar da yapıyoruz. Çok daha mesela hibrit olsa zaten çok daha uygun da. Hibrit araba başka ben Kaliforniya'da öneriyorum. Kendim de düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Bence dünyanın geleceği için de çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakabilmek için de mümkün olduğu kadar elektrikli ve hibrit araçları evet. tercih etmekte fayda daha var doğru. diye düşünüyorum. Başka neyden bahsedebiliriz? Mesela domates ne kadar? Domatesi söyle, yarım kilosu genellikle 1-1,5 dolar. Yarım kilo dediğim 1 poundu yani. 1 dolar. 99 cent aldığımız domates de oluyor. Costco'dan aldığımız ne kadardı? 1 dolara geldi poundu. Gayet güzel bir domates aslında. Güzel. Costco toptan olduğu için daha uygun. Tabii. Atıyorum Ralph's'e gittiğinizde biraz daha normal, biraz daha pahalı olabilir. 1,5 dolar olabilir poundu. Pound dediğimizde 450 gram bu arada yarım kilo. Kilosu da değil. 2 tane 3 galonluk süt alıyoruz değil mi? Ya, evet. Ne kadar mesela o? Toplam 6 galon ediyor. 6 dolar civarında falan hatırlıyorum. Ama işte şimdi afaki olacak. Çok afaki oluyor işte. Bakma, bu, bence net en son güncel rakamları çekip gösterelim. O daha doğru olacaktır. Bir Costco videosu yaparız. Mesela Kastrivir'e gittik ya. Menüyü ne kadar yiyoruz? Niye In-N-Out değil Carl's Jr.? In-N-Out çünkü Türkiye'de yok. Kastrivir istiyorum ben. Carl's Jr. Okey. Carl's Jr.'da şimdi şöyle. Carl's Jr.'da 8-9 dolar. Yok. Ha, bir menü mü? Menü. Bir menü 8-9 dolar civarında. Ama şöyle de bir şey de oluyor bazen. İşte posta kutunuzda kuponlar falan geliyor. Onlarla böyle 5 dolara da yiyebiliyorsunuz o tarz menüde. Evet, bazı promosyonlar olabiliyor. Aynen. Biz bu arada burada Türk yemeklerini çok sevdiğimiz için daha önceden bahsetmiştik. Devamlı kebap kolluyoruz. Nerede bir kebapçı var biz oraya gidiyoruz. Evet. Kebabı ne kadar yiyoruz? Mesela dün bir kebapçıya gittik. Porsiyonlar Lübnanlıydı büyük. Lübnanlıydı galiba ama. Yoksa Lübnanlıydı, Ermeniydi. Tam emin olamadık ona. Sormadık da aslında. Aynen. Tabaklar büyük geliyor. Bayağı bir pilav. 2 Adana gibi geliyor diye düşündüm. 16,5 dolar ödedik dün. Ha, dün uygundu evet. Dün hatta yediğimiz en uygun kebabı yedik diyebilirim burada. Ve de güzel bir yerdi. Enteresan. Yani temiz düzgün bir yerdi gerçekten. Aynen Pasadena'daydı onu evet, bulduk Pasadena'da. Orada. İşte 16 dolardan 25 dolara kadar biz iki kişi kebap yiyip doyabiliyoruz burada. Ha, bir de şöyle bir şey var. Şimdi çok yiyorsanız yani bir tabağı kendiniz tek başına yiyebiliyorsanız. Evet, o zaman 40 dolara çıkar. Durum farklı yani 35-40. Dolar aynen. olabilir ama hani biz bize göre tabak gerçekten çok büyük. Bir de çok yemek istemiyoruz. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Hani çok pilav almayalım, dikkat edelim. O kadar pilav. Kebap tadında biraz daha evet. benzer. Konunun dışına iyice çıktık. Konu koptu. Konu gene yemeğe döndü bizimki. Döner mi kebapla hangisi? Biz yemeğe çok özlemiştik ya. Buradan bu anlaşılıyor. Temmuz gelse yani, gitse kebaplara bolsa. Masraf videosu çekiyoruz abi kebaba döndük. Yine kebaba girdik. Aynen öyle. Neyse hemen susuyorum direkt. Aynen hay Allah. Şöyle mesela kıyafet almak istedik. Genel olarak burada kıyafetler ne civarda? Hatta dün gezdik o videoyu da yükleriz ama. Kıyafetler ne civarda? Çok genel bir soru çok ama. Çok genel ama mesela gideceksin bir kot alacaksın. 10-15 dolara çok rahat kot bulabiliyorsun. Tişört de yine 10 dolara. Yani 10 dolara tişört, 15 dolara kot gibi böyle çok rahat. 5 dolara da tişört bulabiliyorsun canım. 5 dolara da bulabiliyorsun. Yani çok genel tabii ki çok pahalısı da var ama 5 dolardan başlayan tişörtler, 10 dolardan başlayan pantolonlar şeklinde. Ayakkabılar da yine 15-20 dolardan evet. başlayan ayakkabılar şeklinde genel olarak kıyafet bulunabiliyor. Bu arada 5 birim olarak düşündüğümüzde aslında veya 5-10 birim evet. olarak düşündüğümüzde aslında buradaki gelire göre
Çok uygun rakamlar bunlar. Tabii çok uygun. Bu arada bu bahsettiğimiz ürünler gerçekten aslında hani marka da ürünler. Kalitesiz yani. Değil. Kalitesiz ürünler de değil. Aynen, kalitesiz değil. Çocuk bakımı vesaire, bunlar işin içine girdiğinde özellikle burada çocuk bakımı tabii çok pahalı. Saat başı ücret aldıkları için çok pahalıya denk geliyor. Bebek bakıcısı olayını arkadaşlar ayda 2500-3000 ona çok rahat ayırabileceksiniz. Devam edebilirsiniz. Kreşlerde merkezde böyle 1200-1500 dolarlar aylık çocuk için kreş. Biraz daha işte bu merkezden uzak bölgelerde 700-800-1000 dolar arası seyrediyor bu şekilde. Normal okullar zaten ücretsiz ama okul öncesi ve biliyorsunuz zaten meşhur üniversiteler falan, bunlar da çok pahalı oluyor. Yani bunlar tabii Kaliforniya fiyatları, atıyorum belki Texas'ta mutlaka belki bebek bakımı daha uygundur ama çok da böyle arada uçurum özellikle insanların yaptığı işlerde. Çünkü onlar hep saatlik çalıştıkları için. Hizmet çok sektörü. Hizmet sektörü aynen. Çok da bir uçurum olduğunu düşünmüyorum. Bence orada da hemen hemen. Burada 1500'de bir kreş, orada da 1200'dür mesela Texas'ta. New York'ta zaten yine benzerdir diye düşünüyorum. Mesela sinemaya gittiğinizde ne kadar biletler burada? 10 dolar falan mı? Şuradan. Aa, şimdi sinemayı gördün de. Evet. Ya sinemada 12 dolar kaç liraydı en son? 10-12 dolar ama halk günleri var. Ama işte halk günleri var. Evet. Aynı bizde olduğu gibi halk günleri var. Onda da mesela 5 dolara gidebiliyorsun. 5 dolara gidebiliyorsun. Aklıma ne geldi bir de? Yapmak istediğimiz fakat yapamadığımız spor salonları geldi spor şimdi. Spor salonu üyelikleri. Aynen. Spor salonu üyelikleri burada çok da pahalı değil. Yani aylık böyle, ama tabii bunu işte yıllık taahhütle daha çok alıyorlar. Sanıyorum öyleydi. Çok dip araştırmadım ben ama aylık 10-15 dolarlardan başlıyor. Ama tabii bunu yıllık alıyorlar. 10-15 dolar çarpı 12 alıyor. Bir de böyle işte 30-40 dolar bir giriş ücreti gibi bir şey alıyor. Yani öyle spor salonu of hayatta gidemem çok fahiştir gibi düşünmemek lazım. Uygun fiyatlı bir araştırılıp gidilebilir spor salonlarına diye düşünüyorum. Çocuk bakım odaları var. Aynen, çocuk bakan yerler de var. Çok cüzi miktarlara çocuk bakılıyor. Cüzi ücretler bir şey değil yani. Aylık bazı yerlerde atıyorum. Bedava galiba. O bedava da vardır. Ya da aylık 10-15-20 dolar veriyorsunuz. İşte siz geldiğinizde çocuğunuza bakıyor mesela. Siz o ara spor yapıyorsunuz falan. Ekmek ne kadar? Ekmek çok değişken ama. Yani ekmek şimdi sordo evet. Ekmek var, normal ekmek var. 1 dolardan başlıyor ekmek. Bir somun mesela Walmart'ta bir somun ekmek vardı. Beyaz ekmek. Beyaz ekmek çok Türk ekmeğine benziyordu. Aynıydı 1 dolardı. Evet. Ama mesela işte ekşi mayalı dedikleri 3-5-6 dolarlara kadar çıkıyor falan. O da değişken. Ama 1 dolara ekmek bulabiliyorsunuz yani. Aynen, aslında. Bulunabilir. Fakat 1 dolara bulduğunuz ekmek beyaz ekmek. Beyaz un. Bunu bahsetmiştik. Genelde buradaki ekmekler böyle tost ekmeği konseptinde oluyor genelinde. Evet, yumuşak şekerli. Tabii ki Fransa'dan gelen bir etkiyle, Fransız kültürünün etkisiyle böyle daha bizim tada yakın, bizim konsepte yakın ekmekler de var. Evet, o French bread dedikleri en bize yakın olanlar. Bize yakın olanlar, aynen öyle. Ama geneli yani gittiğinizde Costco'da böyle raflar dolusu dilimlenmiş, böyle yumuşacık, içi şeker, hatta içinde şekerli. Şeker olan. Tadı da şekerli. Tadı da şekerli. Çok fazla ekmek çeşidi, böyle tost ekmeği gibi ekmekler torbalanmış görebilirsiniz. Dolu, evet. Yani onları genel almayın. Konsept o yönde yani. Ya onları almayın diyemeyiz ya, yani. Ya sonuçta. Ağız tadı şeydir. Yani onu hoşunuza gider, onu alırsınız. Bir tercih meselesi bu ama tabii ki yıllardır alışmışız biz Türkiye'deki ekmek kültürüne. Tabii ki insan onu arıyor. Sigorta konusu zaten başlı başında bir konu. Çok basit bir örnek vermek gerekirse, normalde burada çalışıyorsanız zaten gerçi çalıştığınız yerde bir sigortanıza ortak sigorta oluyor. Aynen. Ödüyor çoğunu veya bir kısmını ödüyor. Ödemiyorsa tamamını da ödeyebiliyor. Tamamını ödüyor çoğu yere. Ki kendi işinizi kurduysanız burada kendiniz ödüyorsunuz, belli bir gelirin üstündeyseniz ödüyorsunuz, değilseniz devlet bir sıkıntı yardımlar yapıyor falan. Yani o çok geniş kapsamlı ve çok kişisel bir konu. Ama sigortada giderlerin önemli bir parçası tabii ki. Çok büyük. Örneğin burada arkadaşlarımız var, bizim kendi işleri var değil mi? Evet. Geçen bahsetmişti, 4 kişilik bir aileleri var. Kapsamlı mesela bir sigorta yapmışlar yani, evet. İyi bir sigorta. Ne kadar ödüyorlar 1200 aylık? 1200 dolar aylık. Evet, isim vermiyor, onlar kendini biliyor. Onlar o civarlarda ödüyorlar mesela. Eğer kazancınız tabii ki rahatsa sigorta seçenekleri böyle hani Esra'nın bahsettiği gibi biraz yukarı doğru gidebiliyor. Bir sürü seçenek var ama daha uygun seçenekler de yapabilirsiniz. Yani bu 1200 dolar olmak zorunda değil aylık. Evet. Ama hani genel olarak şunu söyleyebiliriz ki Türkiye'ye kıyasla buradaki sağlık sigortası giderleri çok daha yüksek. Neyse, uzatmayalım.
Böyle. Genel olarak arkadaşlar, evet, bu videoda böyle biraz hem sohbet hem de birazcık üzerinden geçelim istedik genel giderlerin. Evet. Burada yaşayan arkadaşlar da lütfen kendi yaşadıkları çevreye göre giderleri paylaşsınlar bizimle, hep beraber hepimizle. Evet. Ona göre orada bir yorum bölümünde de hep beraber en azından bir beyin fırtınası yaparız. Hani ne, nerede, ne oluyormuş falan gibi güncel olarak fiyatları bir ortaya dökelim. Aynen, evet. Evet efendim, inşallah videomuzu beğendiniz. Eğer beğendiyseniz... Evet, like'lamayı... Like ne ya? Like. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Çok klişe değil mi ya? Evet. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz abone olun. Ben bunu söylerken bir böyle enteresan oluyorum yani. Videomuzu sevdiyseniz diyelim o zaman. Videomuzu sevdiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Evet. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Evet, abone olmayı unutmayınız efendim. Evet. Teşekkür ederiz o zaman. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.